The old stays here? Yes, here. So we will walk from here. You are here, yes, you go on the right, this way. And when you see the castle, opposite. It's about 15 minutes walk. Okay, thank you very much. Have a nice day. Girit Adası'ndayız. Ben Girit Adası'nı çok beğendim. Nasıl diyeyim size? Burası böyle bizim İzmir'i de andırıyor birazcık. Sanırım İskenderun'a da benziyor. Şu an Girit Adası'nın girişindeyiz. Bilmiyorum, görünüyor mu? Arkamda Venediklilerin yapmış olduğu bir kale var. Arkamdaki ufak marina da yine Venediklilerin yapmış olduğu eski port, yani eski liman olarak geçiyor. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru gireceğiz. Bilmiyorum, görünüyor mu? Şu sokak, burası Old Town oluyor, eski şehir oluyor. Buradan böyle arka tarafa doğru saat yönünün tersine bir yay çizeceğiz. Elimizde girişte haritalar vardı. Ben şu haritalardan bir tane aldım. Bu arada gelecek olan arkadaşlar için limanla buranın arasında 15 dakikalık falan bir yürüme mesafesi var. Çok kolay. 15 dakikada yürüyorsunuz. Girerken de information'dan bir tane şu şekilde harita alıyorsunuz. Hadi gelin isterseniz birlikte şimdi Girit'in içini gezelim. Neredeyiz? Church of Hagia Tito, yani Aziz Tito'nun kilisesiymiş arkadaşlar. Bu da tarihçesi hakkında çok fazla bilgim yok ama haritanın üstünde görünce siz de görün dedim. Muhtemelen buraya geldiğinizde sizin de görebileceğiniz yerlerden. Bu yine Old City'nin içinde. Bu bizim İstiklal Caddesi gibi bir cadde var veya İzmir'de Kıbrıs Şehitleri gibi. Oradan yürüyoruz. Fakat kimsecikler yok. Şu an aşağı yukarı incin top atıyor. Onun da sebebi pazar sabahı gelmiş olmamız tabii ki. Gezmeye devam ediyoruz. Şimdi nereye geldik? Biraz daha yürüdüğümüzde elimizdeki haritaya göre haritanın sonuna geldik daha doğrusu. Buradan sola döneceğiz. Şu arkamda gördüğünüz çeşmenin olan. Bu çeşmenin ismini Yunanlılar buna Bebo Çeşmesi diyorlar. Ama bu çeşme Osmanlı Çeşmesi arkadaşlar. Osmanlıca bilmediğimiz için ne yazdığını okuyamıyorum üzerinde. Ama bildiğiniz atalarımız gelmiş burada da. Hacı Yusuf Hayratı diye yazmışlar üstüne. Buraya güzel bir çeşme yapıp bırakmışlar. Yunanlı dostlarımız da şu anda bunu anladığım kadarıyla restorasyon çalışmalarını yapıyorlar. Devam ediyoruz. Bu arada onam, köpeklere bak. Evet, Yunanistan'daki köpekler her arabaya saldırıyorlar. O yüzden tedirgin olmuyor değilim zaten, köpekten de korkuyorum. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Burada başka ne var gezebileceğiniz? Dünyanın en büyük ilk sarayı olan Knossos Sarayı var. Biz tercih etmedik gitmeyi çünkü hava çok sıcak. Aşağı yukarı bizim Efes harabeleri gibi olduğu için. O yüzden çok gidesim gelmedi açıkçası. Bu arada artık gemimize dönüyoruz. Arkamız liman, görüyorsunuz. Gemiler yanaşmış. En sağdaki, en baştaki gemi, bilmiyorum kamerada gözüküyor mu, bizim gemi. Bu arada geçerken bir müzenin yanından geçiyoruz. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Bizim Osmanlı mezar taşlarımız arkamızda görüyorsunuz. Bir sürü Osmanlı mezar taşı var. Bu şekilde Yunanlı komşularımız bunları istiflemişler. Neye istinaden istiflemişler bilmiyorum. Hani böyle kenarıya atmışlar gibi değil. Çünkü kendilerine ait şeyler var şu arkamda görüyorsunuz. Muhtemelen bir restorasyon çalışması olacak. Ama tabii bir Türk olarak insanın içi cız etmiyor değil atalarının mezarlarını burada görünce. Evet arkadaşlar, bundan sonraki durağımız ne olacak? Bundan sonra şimdi gemimize biniyoruz. Bir 4 saatlik yolculuktan sonra Santorini'de tekrar beraber olacağız.